Herkese selamlar o katkılarıyla hazırladığımız haftanın ilk piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Umarım keyfiniz yerindedir. Güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Kazançlı bir hafta geçirmişsinizdir. Özellikle Galatasaraylı izleyicileri e, takip edenleri de e, ekstradan kutlarım. Tebrik ederim dedikten sonra şöyle videoya bir giriş yapalım. Videoya başlamadan önce videoda like'larsanız ekstra tabii ki mutlu olurum. Dün Binance tarafında spot alımlarla beraber Bitcoin'de 70 bin dolar seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleşti. Hatta Onchain takibi yapan arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımlardan gördüm. Hatta Anıl'ın yaptığı paylaşımdan görmüştüm. 67 bin dolarlardan 70 bin dolara çıkana kadar Coinbase tarafında herhangi bir alım yoktu. 70 bin dolar seviyelerine geldiğinde Coinbase'de de bir spot alım görülmüş olsa da sonrasında hemen hızlı bir şekilde Coinbase tarafından alınan Bitcoin'ler geri satıldı. Binance tarafından yapılan spot alımlar da yani bu fiyat işte direnci kırdı a gidecek diye düşünenlerin muhtemelen içeri almak adına böyle bir hareket gerçekleştirdiklerini düşünüyorum. Fiyat direnç bölgesini kazandıktan sonra sonra hemen hızlı bir şekilde satış yaparak fiyatı tekrardan aşağı yönlü baskıladılar. Şu an fiyata baktığımız zaman hani bunu önceki haftalarda da konuştuğumuz işte eski direnç olarak takip ediyorduk. Artık güncel destek olarak takip ettiğimiz seviye olan 67.250 bölgesinde e, fiyat şu anda alıcı bulmaya çalışıyor olsa da beklenen tepkiyi henüz alabilmiş değil. Bu sabah da gelen Mt. Gox haberi vardı. Hani mutlaka görmüşsünüzdür. Mt. Gox 5 yıldır hareket etmeyen elinde bulunan 2.9 milyar dolarlık bitcoinleri hareket ettirdim. MT Gox'un da cüzdan hareketini Anıl gene paylaşmış. Buradaki cüzdan adresini takip edip hani bir yere e, aktarıldı mı aktarılmadı mı diye takip edebilirsiniz. Hani cüzdan adresini takip ederek hani artık aksiyon alacağız gibi gözüküyor. Hani MT Gox bu elindeki bitcoinler eğer ki marketten satış yaparsa hani az bir miktar değil bir de bunun üzerine oluşabilecek işte futla beraber ekstra hani düşüşler görebiliriz. E, o yüzden hani market gene ne güzel pozitif bir şekilde devam ederken gene bir anda işte düşen bir haberle beraber kafalarda işte acaba MTG satacak mı Mt. -Gox elindeki Bitcoin'leri niye hareket ettirdi? İşte olası bir düşüşte hani Bitcoin nereye kadar düşebilir? Altcoin'ler işte Bitcoin sert bir düşüş yaşarsa altcoin'ler ne hale gelir gibi hani soruları da sormamızı sağladı. Lafı çok uzatmadan hemen şöyle Bitcoin'in güncel görünümünden bahsedelim öncelikle. Bitcoin'in grafiğine baktığımızda fiyat destek bölgesi olan 67.250 bölgesinin aldığı tepkiyle beraber dün Binance'in de bu yükselişte etkili olduğu işte spot alımlarla 70.500 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Ben açıkçası fiyatın hani bu bölgeyi kazanmasıyla beraber yükselişinin devam ettireceğini düşünüyordum. Maalesef benim gibi düşünenler de işte hani e, içeri almak adına fake bir kapanış yaptırıp ondan sonra hızlı tekrardan hızlı seri satışlarla fiyatı destek bölgesine kadar geri çektiler şu an fiyatını hani buradan aldığı tepkiyle beraber yükselişini devam ettirebilir o konuda ee direkt hani bu bölgeyi kaybedecek deyip de işte kimseyi etkilemek istemem fakat olur da destek bölgesi kaybedilirse takip edeceğim benim bir alt destek bandı 63400 62400 seviyeleri olacaktır hani bitcoin gelir işte hafif yükseldi buradan işte geri çekilme yaşadı şöyle bir fiyat hareketi gerçekleştirdikten sonra gene hani bu bölge kesin dönüş bölgesi olacak mı olmayacak mı bunu gene fiyatın hani buradan bir tepki alacaktır. Önemli olan buradan aldığı tepkinin yeni bir tepe yaptırıp yaptıramayacağını gözlemlememiz olacak. Olur da hani fiyat gelip de sonuçta önemli bir bölgeyi tekrardan geri kaybedeceğinden dolayı buradan aldığı tepkiyle beraber sonrasında daha alt bölgelere bir geri çekilme yapma ihtimali de masada. Bu noktada bizim sadece yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken şey hani yeni pozisyon alırken mutlaka ama mutlaka riskimizi hesaplamak. Mevcut işlemlerimizi hani maliyeti uygun pozisyonlardan bahsetmiyorum. İşte ben bugün bir tweet paylaştım. Dün engine almıştım trend kırılımıyla beraber. O pozisyonu mesela ekstra risk almamak için girişine stop attım. Aptos almıştım %3 zararda pozisyonu kapattım. Hani market buradan direkt olarak devam da edebilir. İşte sonuçta Bitcoin hala destek bölgesinde, desteği kaybetmiş değil. Altcoin'ler gene aynı şekilde güzel bölgedeler. O noktada zaten spotta alımlarım var. marjin tarafında herhangi bir pozisyonum yok. Olur da bir yapı görürsem gene marjinde de hızlı bir şekilde o pozisyonu değerlendiririm. marjinde o pozisyonu değerlendirerek hani gene bir şekilde yükselişten faydalanırım. Fakat olur da Mt.Gox elindeki Bitcoin'leri satar, cüzdandan işte satış yapıldığına dair bir on-chain verisi gelir. O noktada düşüş sert olabileceğinden dolayı ben tamamen cüzdanımı korumak adına son yaptığım alımlardan bir tanesini hani maliyeti düzgün olmadığı için engine'e stop attım. Aptosu da kapattım. USDT miktarımı arttırmaya çalıştım. Hani olur da sert bir düşüş gelirse alttan ekleme yapabilecek veya yeni pozisyonu daha uygun maliyetle alabilecek nakitimin bulunmasını İstedim şöyle daha kısa zaman dilimi içerisinde bakacak olursak da hani Bitcoin'in açıkçası 68700 68200 bölgesini satıcılı bir şekilde kaybedilmesinin ben negatif bir e, görünüm olduğunu düşünüyorum. Hani en azından fiyat bu bölgeyi kaybetmesiyle beraber hani gelir şu şekilde bir hareket sergileyip alt destek bandına kadar bir geri çekilme gösterebilir. E, bu noktada da gene fiyat yükselirken 64.600 ve 65.900 seviyelerinden long pozisyon alanları silkelemiş olur. Bu işin tamamen teknik kısmı. Bitcoin'den sonra hemen şöyle hızlıca USDT Dominance grafiğine de bakalım. USDT Dominance grafiğine baktığımızda geçen hafta bu yapıdan bahsetmeye çalışmıştım. Hani şu an yatay olarak direnci belirleyecek olursak baktığımız zaman fiyat hala direnç bölgesinin altında. Bu bölgede hani düşük tepeler yaparak hareketini sürdürmeye devam ediyor. USDT dominans da gene olur da hani bu bölgeyi tekrardan yukarı yönlü kazanırsa işte o noktada birazcık daha çekimsel birazcık daha dikkatli olmamız gerekecektir. Ama bu bölge kazanılmadığı sürece pek bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ethereum'un mevcut bulunduğu alanda benim takip ettiğim ilk destek bandı 3675 ilk direnç bandı ise 4090 seviyelerini ben Ethereum tarafında takip ediyorum. Gene Ethereum'da da aslında baktığımız zaman şöyle saatlik zaman dilim içerisinde hani fiyat ETF Beklentisiyle beraber şu alanda çok fazla gene longcu biriktirdiğini görebiliyoruz. Ethereum'dan hani direnç bölgesine baktığımızda hani bu bölgeden short açanları da silkeledikten sonra şu anda hani mevcut bulunduğu alanda herhangi bir short likidasyonu bulunmuyor. Yani bu bölgeyi tekrardan hedefleyeceğini zannetmiyorum. Şu açıdan zannetmiyorum. Eğer ki shortçuları silkeleyip bir geri çekilme yaşayacaksa bu bölgeyi tekrardan hedefleyeceğini düşünmüyorum. Gelir şu bölgeye bir test verir ondan sonra geri çekilmesini yaşayabilir. Bu noktada Ethereum tarafındaysa dediğim gibi benim takip ettiğim ilk destek bandı 3670 bölgesi olacak. Ethereum'dan sonra Ethereum betalarına da hızlıca bakacak olursak 4.34 4.21 bölgesi benim Ethereum Fide takip ettiğim ilk güncel destek bandı. Fiyat bu bölgeye gelirse gene bu bölgeden tepki alabileceğini düşünüyorum. Bir diğer yandan hani fiyatın kutuyla belirttiğim 4.92 4.83 bölgesini kaybetmiş olması da Hani birazcık negatif görünüyor. Hani bu bölgeyi tekrardan kazanırsa ona bir şey diyemem. Tamamen şu anki güncel görünümden bahsediyorum. Hani kazanmış olduğu önemli bir direnci tekrardan geri kaybetti ve hani bu bölgeden rep deyip bir alt destek bandına kadar geri çekilme görebiliriz. Bu noktada hani ben e, en azından kendi adımı Ethereum fiyatı zaten benim maliyetim 4.38'lerdi. Şu bölgeden falan almıştım ilk girişim. Sonrasında yani yükselişte herhangi bir kar almadım. Pozisyonum olduğu gibi duruyor. Olur da bir geri çekilme yaşarsa 4.30 seviyelerinde piyasanın da durumuna göre hani bu bölgeden ekleme yapmayı düşünüyorum. E, bunu da belirtmiş olayım. Bu destek bölgelerini belirtmeye çalışıyorum. Fakat MTGox'un satış yaptığıyla alakalı bir haber gelirse hani bu bölgeler muhtemelen tutmayacaktır. Marjin e, yapan arkadaşlar için söylüyorum özellikle. O an sert bir mum görme ihtimalimiz yüksek olduğundan dolayı bu bölgeye direkt olarak emir atmak yerine işte fiyat gelir sert bir mum atar zaten toparlanması hızlı olacaktır. Genellikle bu şekilde fiyat hareketleri görebiliyoruz. Böyle sert bir fitil attıktan sonra zaten hemen hızlı bir toparlanmayla tekrardan bu bölgenin üzerinde kapatırsa hani buradan pozisyonuma ekleme yapmayı düşünürüm. NSE şu ana kadar hani Ethereum betaları veya Ethereum'la ilişkili olan coinlerde en çok fiyata pozitif etki eden coinlerden bir tanesi. Hani yatırımcısını gayet mutlu etti. Hani şuradaki yaşanan yükselişle beraber ve hani fiyat herhangi bir geri çekilmede yaşamadı. 2x'e yakın bir yükseliş gerçekleştirdi. Ufak bir geri çekilme ile beraber geçtiğimiz hafta konuştuğumuz Eser Filip bölgesi diyebileceğimiz 24.72 23.87 bölgesine verdiği testle beraber Tekrardan yukarı yönlü tepkisini almış görünüyor. Bu noktada fiyat tekrardan bu bölgeye gelirse açıkçası ben herhangi bir pozisyon almayı düşünmem. Neden düşünmem? Baktığımız zaman destekten alınmış olduğu tepki fiyata yeni bir tepe yaptıramamış. O yüzden geri çekilmeyi takip etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Hani baktığımız zaman şuralar tamamen longcu e, likiditesi kaynıyor. E, en azından şu bölgelerden bir veya iki tanesinin e, likiditesini temizlerse o noktada pozisyona dahil olmak isterim. Enes'e de dediğim gibi tamamen benim takip edeceğim fiyat hareketi işte gelir bu bölgeyi temizleme ihtimali mevcut. Bu bölgenin altında hemen şurası var. E, bu bölgenin altında gene e, fiyata baktığımız zaman e, birçok kez tepki aldırmış alan ve e, en çok likiditenin bulunduğu bölge olan 20.72 seviyesi var. Markette anlık bir fitil gelir bir şey olur. Yani bu bölgenin altında şöyle bir hareket görürsem direkt olarak ENS'de de pozisyon almak isterim. Şu anki ENS ile alakalı düşüncem ve beklentim de bu şekilde. Solana ile devam edecek olursak Solana'da geçtiğimiz hafta 162.20, 159.70 bölgesinden hani bir kademede olsa spot alım yapacağımı belirtmiştim. Hani ilk kademe alımımı yaptım. ikinci kademe alım olaraksa 150 bölgelerini bekliyorum. Hani bu bölgenin altına bir düşüş devam ederse e, artık o noktada gene Solana'yı da işte fiyatına bakmadan 120 dolar seviyelerine kadar toplamak istiyorum. Şu an hani çok ufak bir miktar Solana'm var. Orada geri çekilmesi devam ederse pozisyonuma ekleme yapacağım. Bunu da tekrardan belirtmiş olayım. E, bu noktada hani ikinci ekleme yapmak için beklediğim bölge 146.50 150 dolar seviyeleri e hatırlayanlar olacaktır videoları izleyen arkadaşlar arasında bu bölgenin kazanılmasıyla beraber e hedefinin şuradaki short limitleri olacağını vurgulamaya çalışmıştım. Hani baktığımız zaman şu bu bölgedeki 186 dolar civarına kadar olan e shortçular silkelenmiş görünüyor. Hani olası bir geri çekilmede fiyat gelir. Hani bir geri çekilme yaşar. Buradan alacağı tepkiyle beraber de zaten 195 dolar hem de son yükselişteki tepesi olan 190 dolar seviyesindeki short likiditelerini hedefleyecektir diye düşünüyorum Solana'yı. Hani Solana zaten eğer ki markette bir boğa gelecekse yatırımcısını mutlu eden coinlerden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Hani hiç spotta Solana'm yok. Bu Dex'lerde yaptığımız 5-10 sollik işlemler dışında Adam akıllı yatırımlık bir Solana'm yok bu düşüşte de hani bir kademe Solana alarak hani spot portföyümde Solana'ya da yer vermek istedim. Yani benim için 162 dolar ve 125 dolar arası Solana'da kademeli olarak hani bu bölgelerde toplayacağım seviyeler olacaktır. Çiliz bildiğiniz gibi Euro 2024'ün yaklaşmasıyla beraber de Çiliz'de bir yükseliş hareketi görüyoruz. Bulunmuş olduğu 131.65 direncinde kazandıktan sonra fiyat bu bölgeyi destek haline getirdi ve şu an yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Şöyle günlükte göstermek istiyorum aslında Çiliz'i. Yükselişinin devam etmesi açısından 0.163 0.164 üzerinde yapacağı kapanışlar önemli olacaktır. Fiyat gelir buradan aldığı tepkiyle beraber bu bölgeyi kazanırsa işte o noktada daha üst bantları konuşuyor oluruz. Bizim daha üst direnç seviyelerini konuşabilmemiz adına 163 ve 164 seviyelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Olası bir geri çekilme durumunda ise hani markette bir e, düzeltme yaşanır. Çiliz'in bir geri çekilme vermesi durumunda 127.50 128 bölgesinin hani 131 desteğinin altı diyeyim. Hani direkt olarak hani bu bölgeye gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Fakat hani şöyle oyalanır. İşte bir markette bir geri çekilme yaşanır sonrasında bu bölgedeki e, longcuları silkelemek adına 0.131'lerin altına bir sarkma görürsek bu noktada da çiliz e, değerlendirilebilir. En azından ben bu bölgeden bir long pozisyon almak istiyorum. Pepe sert ve agresif yükselişini sürdürmeye devam ediyor. İşte bilenler vardır, bilmeyenler içinden. de hani Luke Chain Twitter hesabı böyle balinaların alım satım yaptığı e, hangi fiyattan ne kadar aldı, hangi fiyattan ne kadar sattı, ne kadar kazandı gibi işte balinaların hareketlerini paylaşan bir hesap. Dune Chain verilerine göre fiyat 12 13x yükselmiş olsa da balinaların hala bu bölgeden alım yaptığını ve soğuk cüzdanlarına çektiklerini belirten dün bir tweet paylaştılar. Aynı şekilde Pepe ile alakalı da hani baktığımız zaman fiyat parabolik bir şekilde yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Bu noktada hani gelir mi, gelmez mi bilmiyorum fakat hani olur da sert bir geri çekilme yaşanır. Pepe bir düzeltme aşamasına girer. Böyle oyalana oyalana da olsa bir geri çekilme yaşarsa 115 seviyeleri Pepe'deki alım bölgesi olacaktır. Hani bu bölgeye gelirse mutlaka ben spottan sattığım Pepe'leri geri almak istiyorum. Hani bu bölgeye gelmez destek bölgesi olarak gene fiyatı tutabilecek bir diğer seviye ise 127 ve 123 bandı. Olur da bir geri çekilme yaşar ve bu bölgeye gelirse gene bu bölgedeki fiyat hareketini izleyerek Pepe'de de pozisyon alırım. Hani e, takip edeceğim iki tane fiyat hareketi olacak. Birincisi bu bölge bir alt bölge ise 115 seviyeleri olacaktır. Ee, dediğim gibi hani gelir gelmez ona bir şey diyemem. Şu an e, meme coin'lerde ciddi bir hype var. Bu bölgelerden de almak açıkçası hani elim gitmiyor. Zaten hani olabildiğince yükseldi. Hani tabii ki çok giden çok gider ama Pepe bu kadar yükselmişken Pepe almak yerine geçtiğimiz günlerde işte Floki almıştım. O da güzel bir karlılık sağladı. Ben pepe'nin hani oralara kadar düşeceğini düşünmüyorum. Buradan işte bir silkeleme yapıp devam eder diyen arkadaşlar içinse şu anki ilk destek bölgesi olan 156 seviyenin altına atacağı fitille beraber yine şu şekilde belirtmeye çalışayım. Şu an yani böyle ilk destek bölgesi böyle ufak böyle bir pozisyon almak istiyorum diyenler için 150 ve 154 bandı fiyata tepki aldırabilecek ilk destek seviyesi olacaktır. Bonk elimde tuttuğum ve tutmaya devam ettiğim mim coinlerinden bir tanesi. Baktığımız zaman ben Bonk'u 228 seviyelerine falan paylaşmıştım. Hani kendim de bu bölgeden spot yatırım yaptım. Benim için önemli olan ilk direnç seviyesi 295-296 bölgesiydi. Hani bu bölgenin de kırılımıyla beraber güzel bir yükselişi gerçekleştirebileceğinden dolayı hem kendim satmadım hem de sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım değerlendirmişsiniz. Değerlendirmeyen arkadaşlar içinse şu anda 368-367 bölgesi Bonk'taki ilk destek bandı. Şöyle daha kısa zaman dilimi içerisinde bakacak olursak tıpkı Pepe'de olduğu gibi hani ilk destek bandı olarak scalp bir işlem almayı düşünen arkadaşlar varsa 346-337 seviyeleri takip edilebilir. Açıkçası hani 368 bölgesini tekrardan kaybetmesi durumunda ben elimdeki bonkların yarısını satmayı düşünüyorum ee, tekrardan ekleme yapacağım bölge olaraksa 296 285 bölgesini takip ediyor olacağım hani bu tamamen kendi düşüncem. bunu da hani belirtmiş olayım marjinde pozisyon almayı düşünen arkadaşlar varsa da şu anki ilk güncel destek seviyesi 346 337 seviyeleri olacaktır flokiye geçmeden önce videomuzun sponsor olan okexin iki tane kampanyasından bahsetmek istiyorum bir tanesi ton ve natcoin ile alakalı ton ve natcoin'de işlem yapanlara airdrop şansı bulunuyor yapmanız gerekenler basit eğer ki hesabınız yoksa videonun açıklama kısmında yer alan %40 indirimli referans ile üye olup hem OKEX'i ok deneyimleyebilirsiniz hem de bu kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Yapmış olduğunuz hacimlere göre deneme hakkı kazanıyorsunuz. Bir deneme hakkı için minimum 100 USDT yatırmanız gerekiyor. Sonrasında NAT USDT, NAT USDT ise artık hangi işlem çiftleri varsa onlarda spot veya vadeli işlemlerde 1000 dolarlık işlem hacmi yakalarsanız bir deneme hakkı NAT çiftlerinde Spot veya vadeli işlemlerde 5000 dolarlık hacim sağlarsanız Gene aynı şekilde bir deneme hakkı, 10.000 dolar, 30.000 dolar hani bu şekilde gidiyor. Natcoin ve Toncoin'de yapmış olduğunuz işlem hacmine göre deneme hakkı elde ediyorsunuz. Bir diğer kampanya ise Zent paritesinde 50.000 dolar hacim sağlarsanız eğer 4.100 adet Zent yani şu anki güncel fiyatından 150 dolar falan yapıyor. Çekilebilir olarak hesabınıza kampanya sonunda tanımlanıyor. Gene değerlendirmeyi düşünürseniz eğer kampanya linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hem kampanyalardan hem de OKEX borsasında daha düşük komisyonlu işlem açmak adına %40 referans indirimli linkle OKEX'e üye olup buradaki fırsatları da değerlendirebilirsiniz. Kampanyalardan da bahsettikten sonra Floki ile devam edelim. Benim aldığım işte 228-229 civarından Filoki almıştım. Hatta geçtiğimiz hafta şu yapıya dikkat çekerek sizlere aktarmaya çalıştım. Gene benzer bir görünüm gerçekleşti ve şu alanda oluşturmuş olduğu trend yapısını kırmasıyla beraber e, benim takip ettiğim en azından bir kendi takip ettiğim direnç seviyesi olan 268 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Ben e, yani bu işlemi scalp olarak almıştım. 116 karla pozisyonumu tamamen kapattım. Şu anki mevcut güncel görünümüne baktığımızda hani gene böyle filamamsı trendimsi bir yapı oluşturacak gibi görünüyor. Bu noktada Floki'yi takibe aldım. Olur da geri çekilme yaşarsa 246 seviyesine gelirse hani bu bölgeden destekten alım yapacağım. Bu bölgeye gelmeden işte burada oluşturacağı filamamsı veya trendimsi yapıyı yukarı yönlü kırarsa o noktada gene Filoki almayı planlıyorum. Floki ile alakalı da düşüncem ve beklentim bu şekilde. E, şu an hani AI coin'lere herhangi bir böyle volatilite bulunmuyor. En son Nvidia'nın bilançosunu beklenti üstü açıklamasıyla beraber AI coin'lerinde yükselişine devam etmesi bekleniyordu. Bu yükseliş hani baktığımız zaman likidite hareketi olarak kaldı ve sonrasında Tekrardan bir geri çekilme görüyoruz. En çok konuşulan AI coinlerinden Render'ı e, gene bu videoda yer vermek istedim. Şu an destek bölgesi olarak benim takip ettiğim ilk seviye 9.76 bölgesi. Fiyatın bu bölgedeki stopları patlattıktan sonra e, tekrardan üzerinde tutunmuş olması pozitif olsa da destek bölgesindeki bu hacimsizlik açıkçası birazcık canımı sıkmıyor değil. O yüzden bu bölge kaybedilirse eğer Render pozisyonumun yarısını kapatıp daha alt seviyeleri yani 8.20 8 dolar seviyelerinden ekleme yapmayı planlıyorum. Hani baktığımda zaman şu şekilde belirtmeye çalışayım. 8.33 7.90 bölgesinden hani tekrardan render'da ekleme yapmayı planlarım. Bulunduğu desteği kaybederse eğer render'da da tekrardan ekleme yapmayı düşündüğüm bölge bu seviyeli optimal trade entry seviyesine denk gelen bölge olacaktır. Ee, buradan tekrardan tepki alıp yükselişin devam ettireceğini düşünüyorum. Beklentilerin yüksek olduğu bir diğer proje ise GRT. GRT'de yani güzel bir yükseliş gerçekleştirmişti. Baktığımız zaman 0.3160 bölgesi önemli bir dirençti ve bu bölgeyi kazanmasının ben pozitif olduğunu düşünüyordum ki hani bu bölgenin kırılımıyla beraber de bir pozisyon almıştım. Bu pozisyonu direnç bölgesinde kapattım. Bunu videoda söyledim mi hatırlamıyorum ama e Discord'ta konuşmuştuk sanırım. Bu pozisyonu kapattıktan sonra tekrardan herhangi bir ekleme yapmadım. GRT'de de şu an takip ettiğim ilk destek seviyesi 0.26 0.27 bölgesi olacak. Bu bölgede gene eşit dipler olduğu için fiyat bu bölgenin altına sarkma gerçekleştirme ihtimali mevcut. Yani bu bölgenin altına sarkma yaparak bir alt destek bölgesi olan hani 0.26 0.25 seviyeleri e, benim GRT'de alım yapmak için bekleyeceğim bölge olacaktır. Hani eğer ki bu bölge kaybedilirse o zaman daha alt seviyeleri konuşuyor oluruz. Fakat benim şu an güncel takip ettiğim e, ilk destek bandı bu seviyeler olarak ben takip ediyor olacağım. Ton hani baktığımız zaman 4.61 seviyesi günlükteki önemli bir destek bandı. E, 5.59 seviyeleri ise hani ara bir destek seviyesi olarak bir üst destek bandı ise 5.59 seviyeleri ana direnci olaraksa zaten ATL seviyesi olan 7.67 bölgesi olarak değerlendirebiliriz. Grafi yani bulunduğu alan içerisinde değerlendirecek olursak tepki almış olduğu bölge olan 6.87 5.96 seviyesi ilk güncel destek bandı. Bu bölgenin korunduğu sürece tonda da ben açıkçası 7.35 7 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirmesinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Neden bu bölgeyi test edeceğini düşünüyorum. Baktığımız zaman hani şu bölgede çok fazla short pozisyon açılmış ve hani fiyat hem bu bölgeyi hem 6.74 seviyesindeki şortçuları temizlemek isteyecektir. Bu noktada da ilk ara direnç bölgesi olarak 6.45, 6.50 seviyesi kazanıldıktan sonra hani şu şekilde bir fiyat hareketi görürsek scalp bir pozisyon değerlendirmeyi düşünüyorum. Tonla alakalı hem ee, o de bir kampanyası bulunduğu için hani orada hacim sağlayıp ödülden yararlanmak için değerlendirebilirsiniz. Veya zaten hani ton takip ediyorum alım yapmak istiyordum diyorsanız eğer bu bölgenin kırılım ve ritesini takip ederek tonda da pozisyon düşünebilirsiniz. Hani ben bu şekilde takip ediyorum. Dün bir paylaşım yapmıştım hatırlayanlar olacaktır. Yani spot cüzdanımı paylaştıktan sonra olası NFT boğası için hem e, tensor hem de blur almak istiyorum diye. E, baktığımız zaman tensor yani güzel ve önemli bir bölgeden şu an için tepki almış görünüyor. 1.50 seviyesi e, şu anki e, tensor'da takip edeceğimiz ilk destek bandı olacaktır. Hani fiyat zaten şu anda hani bu bölgeden güzel bir tepki aldığı için muhtemelen videonun editlenip yayınlanana kadar hani ya yükselişini devam ettirecektir ya da bu bölgeyi kaybedecektir. Hani o yüzden buradan gerilir diyemiyorum fakat hani şöyle güncel destek direnç seviyelerini kendimce paylaşmaya çalışayım hani fiyata baktığımız zaman benim için kazanması gereken önemli seviye 1.43-1.36 direnci olacaktır. Fiyat bu bölgenin kazanmasıyla beraber yükselişini devam ettirme ihtimali yüksek. Şu anda hani ara bir bölge'de e, baktığımız zaman hani fiyat e, buradaki renk içerisinde fiyat hareketini sürdürüyor. Olur da bir geri çekilme yaşanması durumunda benim alım yapmak veya long pozisyon almayı düşüneceğim bir alt destek bandı 0.89 0.85 seviyeleri olacaktır. Buradan şöyle bir geri çekilme yaparsa eğer e, muhtemelen hani buradan alacağı tepkiyle beraber 1.40 seviyelerini test etmesi beklenebilir. Hani e, o yüzden ben spotta hani çok böyle aman aman bir param olmadığı için öyle ciddi miktarlarda almıyorum. Hani en azından giderse aklım kalmayacağım miktarda ten soruda hani bu seviyelere gelmesi durumunda eklemek, almak istiyorum. Onun dışında hani bu alan içerisinde bir yapı oluşturursa gene oluşturacağı yapıyı ya bir sonraki videoda ya da Twitter üzerinde yani herhangi bir alım yaparsam sizlerle bunu paylaşıyor olacağım. Tensordan sonra şöyle blura da bakacak olursak blur hani 0.4433 seviyesi önemli bir bölgeydi ve fiyat bu bölge üzerinde tutunamadı ve şu anda tekrardan bir geri çekilme yaşıyor. Güzel ve önemli bir düşen trend yapısını hani nizami bir düşen trend yapısını kırdıktan sonra gene bulurda güzel bir yükseliş gerçekleştirmişti. Şu anki güncel görünümüne baktığımızda olası bir geri çekilme durumunda 0.38 0.35 bölgesinde gene birer kademe olacak şekilde bu bölgelerden blue'da almak istiyorum. Hani ilerisi için spot yatırım olarak hani bu bölgeleri de değerlendirmek istiyorum ama onun dışında daha net bir yapı oluşursa marjinden de ekstra long pozisyon almak için değerlendiriyor oluruz. Bu haftaki videoda benim bahsetmek istediğim Altcoin'ler bu şekildeydi. Umarım hani şu MTGox baskısı piyasanın üstünden kalkar ve yükselişine devam eder piyasa. Piyasanın yönüyle alakalı yine Bitcoin'in hani destek bölgesinde bulunduğunu hesaba katarak hani riskimizi ona göre ayarlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bitcoin şu anda e, takip ettiğimiz destek bölgesinden gene tepki almış görünüyor. Destek bölgesinde kaybederse gene e, videonun içerisinde belirttiğim gibi hani riskimizi minimum tutup mutlaka stoplarımızı Ayarlamamız gerektiğini düşünüyorum. O noktada da bir alt destek bandı olarak takip edeceğimiz seviye 63.400 seviyeleri olacaktır. Bu haftaki videoda benim bahsedeceklerim bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Okex'te hesabınız yoksa da videonun açıklama kısmında yer alan %40 referans indirimli linkle Okex'e üye olup hem kampanyaları değerlendirebilirsiniz hem de Okex borsasını deneyimlemiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.